Biliyorum kanala daha sık video gelsin istiyorsunuz ama bir yerli dizinin incelemesini yapmak o kadar uzun sürüyor ki. O yüzden tam bir diziden bahsedecektim. Ne oldu? Ben videosunu yapana kadar dizi yayından kalktı. Ama dizinin yerlerde sürünen reytinglerini görünce hiç izlemeden dedim ki kesin faydalı bir dizidir. Ve hakikaten izlediğimde gördüm ki akran zorbalığından Tutunda gençlerin internette neden soyunduğuna varana kadar ebeveynleri bilinçlendirebilecek gerçekten faydalı bir dizi yapmışlar. Bir dakika ya aşağıda şahane hayatım yazmıyor muydu? Biz yanlış videoya mı geldik? Derseniz evet videonun geri kalan kısmında şahane hayatımdan bahsedeceğim ama az önce bahsettiğim bir derdim varla öylesine zıt bir dizi ki bu. Çünkü şimdi bahsedeceğim dizide genç kızlara okumayın okuyup ne yapacaksınız? Gidin zengin koca bulun diyor. Yani akran zorbalığından ekran zorbalığına. Şahane hayatın. Dizimiz bir cenazenin önünden geçen ve lüks evine gidip lavabosunun borusunu patlatan bir kadınla başlıyor. ve tabi evi su basıyor ve kadın kocasının sipariş ettiği tabloyu da suyun içine atıyor. Ve kadının kocası eve gelince kadın da diyor ki Ay bizim evin boruları çok eskidi hadi gel bizim yandaki ölen komşunun evini satın alalım. Tabii yine ne diyoruz? Boru bu, boru mu? Ve bu evde oturan, özel jet kullanan kocası da bakın ne diyor? Kaç kuşaktır bizde sevilmez öyle abartılı şeyler. Bir tekrar alalım. Özel jet kullanan kocası ne diyormuş? Kaç kuşaktır bizde sevilmez öyle abartılı şeyler. Ya ötesini hayal etmeye fakirliğimiz el vermiyor. Kurban olduğum gösterişi sevseniz neye bineceksiniz ha? Neye bineceksiniz? Meğer bu kadın niye büyük ve gösterişli bir ev istiyormuş biliyor musunuz? Güzellik merkezi varmış değil mi? Ha yok. Çok haklı psikolojik sebepleri varmış. Aa, ama lütfen. Dönüyorsunuz geçmişe. Bir tane çocuğuna kötü davranan narsist anne koyuyorsunuz. Heh anne tamam mı? Artık karakterimize gelecekte her b**kı yaptırabilirsiniz. <laughs> Bıyıklarım var be senin. Bir de ruj istiyor benden. Çekil. Ya ne kırmızı odaymış arkadaş. Bir salın artık her günü zaten bir psikolojik harp içerisinde geçen insanları. Her psikolojik problemin altında bir anne baba sorunu yatmasını göstermenizden siz yılmadınız biz ama usandık. Yeter diyoruz yeter. Yani yılmadınız makyaj yapan her anneyi mahalle yanarken saçını tarayan meslek grupları gibi göstermekten. Psikolojiden reyting kasıp insanların psikolojisini bozmaktan usanmadınız. Ya yani çok merak ediyorum. Kendinde olan rahatsızlıkları böyle dizilerde görüp de aranızda bir psikoloğa giden var mı? Soruyorum ya gittiniz mi? Efendim? Kime gideceğinizi mi bilmiyorsunuz? Ama siz de şimdi kaydıra kaydıra her şeyin kolayına alıştınız. O zaman durun ben size aradığınız psikoloğu bulabileceğiniz uygulamayı göstereyim. Mesela Eczacıbaşı'nın çok kullanışlı bir uygulaması var. İsmi Evital. İşte oradaki psikologlar kısmına giriyorsunuz. Burada psikologların özgeçmişleri, ücretleri vesaire her şey var. Şurada bir de filtre kısmı var. Oradan online ya da yüz yüzeyi seçiyorsunuz. Size nasıl uygunsa. Tarihi ve dilerseniz şehri de seçiyorsunuz. Randevunuzu anında oluşturuyorsunuz. Eğer uygulama üzerinden online olarak randevu alırsanız hem hiçbir ek uygulama kurmadan direkt Evital üzerinden psikologunuzla görüşüyorsunuz hem de ilk psikolog görüşmesinde %20 indirim alıyorsunuz. Eğer beni sürekli izliyorsanız aynen benim gibi sizin de psikolojinizin çok yerinde olmadığını düşünüyorum. O yüzden size özel ek %10 indirim daha aldım. Eğer şuradaki Murat10 kodunu kullanırsanız %10 ek indirimden siz de faydalanabilirsiniz. Bu arada uygulamada sadece psikolog randevusu yok. Doktor, diyetisyen ve laboratuvar randevuları da var. Yani Evital herkesin telefonunda bulunması gereken gerçekten çok faydalı bir uygulama. Özetle sağlık randevusunu bu kadar basit hale getiren Evital'i indirmek isterseniz linki açıklama kısmında. Nasıl ama bu dizileri izleye izleye uygulamayı da kullanmayı iyi öğrenmişim değil mi? <laughs> Dönelim diziye. İşte bu karakterimiz bir derginin röportajına katılıyor ve geçmişini anlatıyor. Ve işte tam da orada çıkıyor. Narsist annemiz. Arkasından kızımız biraz daha büyüyünce fakir edebiyatında çalışmaya başlıyor. Ama babasının dükkanında lastikçilik yaparken bir yandan da İzmir Amerika Koleji'nde burslu okuyan bu kız okulda da matematik şampiyonu seçilen çok zeki bir öğrenci. Kendisi bir gün okuldaki en yakın arkadaşının evine gidiyor ve arkadaşının annesine diyor ki bir gün benim de böyle bir mutfağım olacak. Kadın da ona diyor ki, tabi yaparsın. Hı. Benim paşa dedem var, ailemin kuru yük gemileri var. Ben de bir b yaramıyorum, çatır çatır onların parasını yiyorum. Sen nasıl alacaksın böyle bir evi? Derken kızın arkadaşı da gelip fırındaki eti gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay sizin yapacağınız zengin fakir çatışmasına ya kardeş. Fırında etimiz var diye zengin fakir çatışması mı yapılır? Şebnem, bak bu New York steak. Biz ilk bunu New York'ta yemiştik. Sen de sever misin Şebnemciğim? Ben bilmiyorum. Değil mi? Lütfen buradan yapımcılara sesleniyorum. Senaristlerinizi seçtikten sonra böyle zengin ailelerin yanında staja gönderirseniz kendilerini belki daha... Ay. Ay çünkü senaryolarınız karakterlerinizden daha fakir. Aa, ama lütfen Cem Karaca şarkısı gibi sen fakirsin, fakir kal diyen bu kadının evi öyle herhangi bir ev değil. D ev. Ne ev? Buyurun. Bu buranın en büyük evi. The ev yani. <laughs> Anladın mı canım? The ev yani. <laughs> e, neyse işte. Bu daha şişko dursun diye içine yastık kılıfı konulan, daha çirkin dursun diye yüzüne sivilceler konup burnuna çıkma kat yapılan ve yine yüzüne benler konan ama her sahnede beninin boyutu değişen bir ben var benden içeri daha sonra matematik öğretmeni de olan okulun müdürüne gidiyor. Ve diyor ki ben matematik şampiyonu oldum ya İsviçre'deki yarışmaya gideceğim. Ve internette her gördüğüne inanan, dizilerde gördüklerini uygulayan bir nesil varken lütfen evinizde ne izlediğinize dikkat edin ve bu dizinin bırakın görüntüsünden, sesinden bile çocuklarınızı koruyun. Çünkü bilinçaltı hasır altı etmeye gelmez. İşte bakın dizimizdeki okulun müdürü matematik şampiyonu olmuş kızımıza ne diyor? Sen hiç matematiği çok iyi diye birinin zengin olduğunu duydun mu? En fazla olacağım benim gibi öğretmen olmak işte. Ve bunu bir öğrenciye okul müdürü söylüyor öyle mi? Ya sizin şuursuzluğunuzun örüntüsünü Fibonacci ile kesişme noktasında 90 derecelik dik açıyla kara kökünü alıp kaldıraçla hipotenüstesinler öyle mi? Amin. <laughs> i̇şte bu cümlenin ardından kız İsviçre'ye gitmekten ve hatta okumaktan vazgeçiyor. Ve müdürün ona verdiği evrakları da alıp önce o evrakları sonra da okul formasını çöpe atıp sanayiye gidiyor. Ve yan dükkandaki oğlana diyor ki. Ben zengin olmanın bir yolunu buldum. Hadi bakalım. Evet. Ne yapıyor? Matematik şampiyonu kızımız. Mafyaya giriyor. Ha, şey diyor, değil mi? Ben bu matematik bilgimle sizin paranızı borsada yüze katlarım. Ne tatlı hayalleriniz var öyle. Karakterimiz Türk dizisinde olduğu için beynini total kitlerin anlayamayacağı kapasitede kullanamıyor maalesef. O yüzden de matematik şampiyonu kızımız gidip mafyanın temizlikçisi oluyor. Evet, yanlış görmediniz. Eylül ayında başlayan diziler arasındaki tam tamına altıncı hizmetçi. Başrolünün hizmetçi olduğu altıncı dizi. Bu da benim bildiğim ha, başka da vardır kesin. Bakın izleyenler almasın diye tabelasına aldatmak yazan bir dizi var ya. Teyzem, teyzem gel bak içeride aile salonumuz var. Aileyi de biz yapıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Aldatmacı ayağınıza geldi. Diyen diziyi diyorum. Onlarda da bir bitcoin sahnesi var. Dizideki bir olanın arkadaşı diyor ki bak çok iyi bir koyun var. Gel hadi ondan alalım. Ve dizinin yaşlı teyze kitlesi anlasın diye bitcoin'i nereden alıyorlar biliyor musunuz? Bankadan. Heh işte bu kız da o hesap. Ne yapacağız kızı gidip de satran şampiyonu mu yapacağız? Tabii ki mafyanın temizlikçisi yapacağız deyip kızımıza çatır çatır her gün adam öldüren mafyanın geride bıraktığı izleri sildirtiyorlar. Ve mafyamızda o kadar çok adam öldürüyor ki kız da sürümden kazanıyor ve o paraları da bir çantanın içinde biriktiriyor. Sonra da çantasını alıp yola koyuluyor. Bak bak dersin ki üçüncü nesil kahveci de karamel macchiato siliyor. Kardeş mafya ya hani bu. Koca mafya nerede ne şekilde kaç kişinin öldürüldüğünü bilen kızı öylece bırakıyor öyle mi? İşte kız içinde yastık kılıfı, sırtında çantası kıyır kıyır giderken paranın olduğu çantayı da mahallenin serserisi Niyazi adındaki bu adam almıyor mu? Ve kız da adamın kendi bıçağını bacağına zerk edince alıyor parasını ve... Ve gidip kendisine bir iş kuruyor değil mi? Bakın bakayım şu reyting listesine. Bakın ya bakın. Kızılcık Şerbo Yalı Çapko'yu geçti diye bayram eden kitle... ...öyle bir kızın kurduğu şirketle ilgili bir diziyi izler mi Allah aşkına? He? O yüzden de kızımız o parayı alıp estetik ameliyat oluyor köpeğin önüne kemik atar gibi bir hastane çalışanının önüne parayı atıp yüzünü yaptırmak için bıçak altından kalkıp bıçak altına yatıyor. Ve işte kız yüzünden estetik ameliyat olunca birden boyu da uzamıyor mu? Süeterinin içine katlayıp koydukları yastık kılıfı mı ne? O da liposaklanıp çıkınca kız buradan buraya geliyor. Yani dünya tıp tarihine geçecek bir operasyonla, tek bir ameliyatla bir çocuğu kadın yapıyorlar. Nasıl? dizi şey değil mi? TikTok ve Instagram'ın icadından sonraki ezel. Peki bu kız niye bütün parasını estetiğe veriyor? Zengin koca bulmak için. Ve işte bunu yapabilmek adına da her gün iki kere sabah akşam business'ta uçup yanına zengin bir adamın gelmesini bekliyor. Tabii siz şimdi olayın vehametini bırakıp business'ta uçacak parayı nereden buluyor diye sorarsınız. Ya ben onu mu diyorum? Zaten dışarıda eline geçen ilk parayla estetik ameliyat olup zengin koca arayan binlerce zavallı varken kimsenin çalışmakta gönlü yokken nasıl yöntem gösterildiğini söylüyorum. Ne olur bir kez daha söylüyorum bu bir dizi deyip geçmeyin. Evet ekonomisi düzgün ve fırsatçı olmayan bir ülke için dizi olabilir. Ama hayatı boyunca askeri ücretle çalışarak bir araba sahibi olamayacak gençlerin olduğu bir ülkede bu bir yol göstermek Sosyal medya zaten zenginliklerini insanların gözlerine sokan etkileşim fetişi ruh hastalarıyla doluyken onların elindekileri bir an önce ulaşabilmek için yöntem arayanlara işte buyurun buradan demek. Sosyal medyada ünlü olabilmek için amin demek bile yetiyorken güvenlikçi kostümüyle şarkı söyleyip kelepçeye vurmak iş yapıyorken gençlere çalışın da para kazanın demek zaten zor. Allah aşkına ne olur bir de siz gelmeyin elinizde körükle. Ne olur sokun artık o körüğü en gizli saklı yerlerinize. Aa, ama bak Murat, ne güzel orada ekmeğinin derdinde olan çalışan kadınlar da var. Hı -hı, var. Hı. Var var. Bu havayolu şirketinin kabin amiri de diyor ki... Tek avcı sen değilsin burada. Hatta bir ara ben de. Yani dizideki çalışan kadınlar da zengin koca bulamadıkları için çalışıyorlar. İşte bu kabin amirimiz business'taki hizmet anlayışını da bir tık öteye taşıyıp bu kadına arkadan kuru domatesli peynirli sandviç bulur gibi zengin koca buluyor. Özel uçağı olan bu adamın tarifeli seferi birinciye günü öğreniyor ve bu adamın hangi koltuğa bilet aldığını öğrenip onun yanındaki koltuğun numarasını kıza söylüyor ki o da gidip o koltuğa bilet alıyor. Kardeş bu hostes mi milli istihbarat ajanı mı? O sırada dizinin senaristi. Tamam tamam tamam. Siz de size böyle ee ee yapan senaristin yazdıklarını Onur Tuna diye buradan böyle aka aka izliyorsunuz değil mi? Aferin. İzleyin ya. Aferin. Devam, devam. Neyse işte karakterimiz zengin adamın yanına oturuyor ve zengin erkeklerde bütün beynini para kazanmaya harcadığı için kızı görünce a diye yamuluyor ve şak evlilik cüzdanı imzalanıyor. Ama gün gelip iki çocuk yapıp sosyetenin en ünlü siması olan karakterimizi yıllar önce belalısı olan bu Niyazi şaka dananak diye bulmuyor mu? Bir dakika kızı annesi görse tanımaz bu adam nasıl tanıyor derseniz. Adam hapishaneden çıkıp İzmir'deki kızlar ağası hanına girdiği anda ilk oturduğu yerde bu derginin o sayfası açık kalmamış mı? Adam da kızın yanındaki demirden çiçek ve kızın elini göğsüne doğru koyuşundan onun bu kız olduğunu anlamıyor mu? Ama daha durun beteri geliyor. Bu az sonra yoluna gideceği adından belli olan Niyazi gelip de geçmişin intikamını alıp bana parayla gel yoksa senin aslında fakir olduğunu herkes anlatırım deyince bu evde oturup özel uçağı olan ama kenarda 5 kuruş parası olmayan kadınla gidip bir yüzüğünü satıp adamla ıssız bir yerde buluşuyor. Ama adam daha fazlasını isterim deyince ve bir de çocuklarına laf atınca Niyazi botoks yoluna gidiyor. Ve kadın da onu alıp bir ormana falan gömüyor değil mi? He yok. Götürüp kendi evinin bahçesine gömüyor. Demek ki matematiğin yanında sözele daarlık vermek gerekiyor. Ve bu davayı kızın daha liseliyken aşık olduğu kazık kadar polis üstleniyor. Ve şimdi sıkı durun çünkü dünyanın en alakasız ve en saçma polis soruşturması geliyor. Çünkü kayıp ilanı verilen bu adamın arabası cinayet mahaline yakın bir yerde bulunuyor ve polis arabaya binip bu kadının olduğu dergiyi görünce diyor ki: "Bu kadında bir iş var." Nasıl anlıyor onu? Polisimiz röportajı okuyor ve diyor ki: İkiniz de diyorsunuz ki ben annemi severim ama bu kadın diyor ki annem beni çok sever. Evet yanlış duymadınız. Kayıp bir adamın arabasında bulduğu dergideki kadın ben annemi severim değil annem beni sever dediği için cinayet şüphelisi oluyor. Kurban olayım ya. Siz bizi geri yerine mi koyuyorsunuz diyen yok mu ya? Yok mu ya? Yani o sayfa değil de bir sonraki sayfa açık olsaydı orada da Rihanna olsaydı ne no, no olacaktı? He? Kocam beni sever lafına mı takılacaktı? <laughs> ne no olacaktı? Ben hayatımda o kadar dizi ve film izledim, böyle saçma bir alaka görmedim. Ama daha bitmedi, polisimiz bu kadının evine gider gitmez, ilk olarak nereye bakıyor? Adamın gömüldüğü yere. Şunu bir lise öğrencisi yazsa, olmamış der çöpe atarsınız ama lise öğrencisini estetikle kadın yapınca nasıl da oluyor değil mi? Neyse işte kadın ve polis akşama kadar evde baş başa oturuyorlar ama kadın polise neden geldiniz diye sormuyor. Peki bu dizinin devamını nasıl mı daha izlenebilir hale getiriyorlar? Tabii ki devreye gelinini istemeyen kaynana giriyor ve bugüne kadar bilmem kaçıncı kez duyduğumuz şu cümle geliyor. Onurunda istediği olsun biraz sevinsin, biraz sevesini alsın senden, biraz sevesini alsın senden. Ama Murat şimdi dizinin hakkını yeme en azından kimse kimseyi aldatmıyor. Sizin şu bitmeyen ümidinizi mıncırsınlar. Kayınvalide sanayiden çıkma gelin olmaz. Bunun orijinali olsun deyince kızın kocasına eski sevgilisini gönderiyor ve adamla karısını aldatmaya başlıyor. Bu kadın da garibim. Mustera'nın yedeği gibi. Bir gün oynarım ümidiyle kulübede bekliyormuş. Teknik direktör hadi aslanım deyince bakın sağlara nasıl giriş yapıyor. Hello world. I'm back. Okay, okay. Hello world. Okay. <laughs> I'm back. Ve sanırım alıştınız artık söylemeye bile gerek yok ama kadınları bu kadar aşağılık, bu kadar rezil. Biraz sevesini alsın senden. Aklını kullanıyormuş gibi gösterip güzelliğiyle hayatını sürdürecek kadar beceriksiz, yine bir erkeğin gölgesinde ve ancak onun parasıyla güçlü olabilecek ikinci sınıf bir insan olarak gösteren senarist, yine bir kadın. Tek avcı sen değilsin burada. Hatta bir ara ben de. Kaç dizide gösterdim size kadınlar emniyet kemeri bile takmayı beceremiyor. Onu da erkekler takıyor diye. Heh, bakın bu dizide de karakterimiz emniyet kemerini nasıl takıyor. Ya tamam biraz tuhaf takmış ama en azından takabilmiş Murat. Evet takıyor ama bu sefer de çıkaramıyor. Bu açılmadı mı? Rica etsem takar mısın? Zevkle takarım. Yani özetle ne oldu? Sanayide lastik, estetikte plastik derken yine bir adamın tenis topu gibi iki kadın arasında kaldığı bir yapımı daha inceledik. Bir de Ezel dizisinde oynayan bu canım oyuncumuzu da görünce düşündüm de yüzünü değiştirip geçmişinden intikam alan 2009 yılındaki şu diziden geldiğimiz noktaya bak. Sensin suçlusu bunları izleyen çarpık sistemin doğurdu. Sensin suçlusu. Ardını düşünmeden bunları çeken paranın kulu. Ve tabi bir de sensin bunun suçlusu. Gülseren Neyse geç onu. Telefonum nerede? Vitali kullanacağım.